Dolayında bu ayın 27.si gecesi 27 Recep Efendimizin hiçbir peygambere verilmeyen şerefe nail olmuş, Miraç şerefiyle şereflendirilmiş, Allah'la özel mecliste konuşmuş. Şeklini, mekanını bilmiyoruz. Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz. Ama konuştum diyor. Şeyde gördüm diyor. Kur'an'da da sen diyor gerçeği gördün. Hayal görmedin. Kur'an'da da ayet var böyle. Ama ne şekil bilmiyoruz tabii. İşte orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Zülcel Hazretlerine ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat selam vermiş Allah'a karşısında. Mekan yok. Ama ifadesi böyle. Allah'a selam vermiş. Ettehiyyatü ve salavatü ve tayyibat senin üzerine. O da Allah Zülcelal Hazretleri de evet Esselamu aleyke eyyühen nebi ey şanlı peygamber selam sana olsun. Esselamu aleyke bakın bu adam karşımda ke derim ben. Aleyke derim. Başka olsa aleyhi denir Arapçada. Aleyke diyor karşısında. Ama ne şekilde bilmiyoruz. İnşallah cennette Allah dersek öğreniriz. Bakın Peygamberimize bizi ne kadar sevdiğine. Özel meclis, ona has bir meclis. Ya Rabbi diyor, Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bana değil, beni peygamber olarak kabul eden ümmetimin hepsine olsun selamet, afiyet. Orada bile bizi düşünüyor özel mecliste. Bu Ali Cenab-ı görünce melekler, Allah'ın meleği alası en yakın emir verdiği melekler eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diye şehadet getiriyorlar. Biz de bu sahneyi namazda tahiyyat okuyarak bu hatırayı canlandırıyoruz. Evet, Peygamberimiz ümmetine bu kadar düşkün. Hayatta da öyle, ahirette de öyle. İşte böyle amelleriniz diyor size bana arz edilir. Orada da dua ederim. Biz hadis okuyalım. Evet, benim hayatım sizin için dünyada hayırlıdır. Tuhaddisûne ve yuhaddesu leküm. Siz bana bir şeylerden bahsedersiniz. Ben de size yani size zor anlamadığınız şeyleri evet tuhaddisûni bime eşkele aleyküm. Anlamadığınız, şaşırdığınız şeyleri bana sorarsınız ve hadisüküm ben de size anlatırım. Bu böyledir. Çünkü onun muallimi Allah. Öyle öğretmiş, Allah öğretmiş. Evet bu şeyleri kapalılığı, hükmün gerçeğini giderecek şeyleri size anlatırım. Ve böylece işin gerçeğini öğrenirsiniz. Allah'ın muradını, isteğini öğrenirsiniz. Onları yaparsınız. Yüksek derecelere yükselirsiniz. Allah'ın istediklerini yapmak suretiyle. Evet. Siz Allah'ın bu emirleri yerine getirirsiniz. O Allah'ın rızasını kazandıran taattır. Allah da arkasından affını size ulaştırır. Evet. Sizden zorluklar ve izâ ene mittü ben öldüğüm zaman tu'razu aleyye amâleküm yaptığınız işler bana arz olunur. Fe in râitu hayran yaptığınız şeyler güzelse ahmettu evet hayran hamittu Allah'a. Allah'a hamd ederim. Elhamdülillah. Ümmetim beni yaptıklarımı aynen yapıyor. Söylediklerim sözlerimi tutuyorlar. Şükür Rabbuma diye Allah'a sevinirim, hamd ederim. Allah'ın bunun ümmetin bunu muvaffak kıldığına şükrederim, hamd ederim. Ve in ra'aytu şerran ama yan çizdi, uymadı. Evet, la ilahe illallah Muhammed Resulü dedi ama benim sünnetlerimi yapmıyor. Yan çiziyor. O zaman evet, Peygamberimiz çok merhametli. Raufun Rahim. Ayağımıza dikan batmasına razı olmayan o kadar müşfik merhametli bir peygamberimiz ümmetine ne diyor bak
yanlış yaptıkları zaman bunu gördün mü? İstağfertu lekum. Allah'ım ümmetimi affet. Benim hatırıma ümmetimi affet diye Allah'tan ümmetim için talebtu lekum mağfirete savairi ve tahfifi ukubatil kebair. Günlük küçük günahların, büyük günahların affı için günah, büyük günah işledi diye cezalandırmasın diye Allah'a yalvarırım, af dilerim. Evet, homoseksüellik yaptılar. Lüt kavmi yerin dibine batırdı, taş yağdırdı onlara. Büyük günah. Büyük günah işlerlerse Allah böyle gazaba gelir, böyle felaketler. Ben yalvarırım, affet ya Rabbi derim. Ölümüm de sizin için hayırlıdır. Onu kaldırırım. Allah'tan bunu yapmamasını talep ederim. Evet. Keza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman men salla aleyye ba'de vefati ba'de mevti. Benim ölümümden sonra kim bana salavat getirirse melekler onu bana kabrime getirirler. Allah ruhumu cesedime iade eder. Beni diriltir. Ben de o mümine ve aleykesselam. Topluca salavat ediyorlarsa ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu diye cevap veririm buyuruyor. İşte bu ölümünden sonra, evet, ölümünün faydalarındandır. Meleklerin müminlerin yaptığı salavatları Efendimiz'e arz etmeleri. Evet, arz etmeleri. En cimri adam diyor, bir mecliste ben anıldığım zaman, adım anıldığı zaman bana salavat getirmeyen adamdır. Bana cefa eder, üzer diyor. Melekler de yuh sana şaşkın herif. Melekler derler ki salavat getirseydin 10 defa sana dua edecektik. Bunu kaçırdın, akılsız adam derler. İşte ona salavat getirme faydası da ölümünden sonra. Min fevâitil mevt. Evet. Meleklerin Efendimiz'e yapılan salavatları arz etmeleri. Evet. Bundan ümmeti Muhammed'e sayısız faydalar var. Evet. Bu ölümünden sonra. Ölümü de böyle hayırlıdır. Ve Efendimiz dua eder. Evet. Şimdi Efendimiz vefat etti diye üzüntü duyar. Efendimiz üzüntü duydu diye Efendimizin vefatına, Habibinin, Allah'ın sevgilisinin ölümüne üzüldü diye Allah onu affeder. Bu üzüntüsü bile ona fayda verir. Evet. Bu üzüntü bile ona fayda verir. Rahmetinin inmesine sebep olur diyor. Evet. Ölümüm de hayatım da size hayırlıdır. Abdullah İbni Müzeni Hazretlerinden nakledilmiş. Abdullah İbni Abbas'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Haysüme küntüm fe'sinu ibadetallah. Nerede olursanız olun Allah'a kulluğu güzel yapın. Sadece camide değil. Dışarıda da mümin olduğumuzu her durumda gösterin. Sadece Türkiye'de değil. Avrupa'ya gittiğiniz zaman da ticareti için, çalışmak için, tahsil için, gezmek için, evet, orada da kulluğumuzu güzel yapın. Araziye uymayın. Müminler kişilik sahibidir. Öyle diyor Allah. Ve kezâke ceallâküm ümmeten vasatan litekûnü şühedâ alennâs. Biz size ümmeti Muhammed, ey ümmeti Muhammed, sizi bütün insanlara örnek bir millet yarattık. Herkes hayranlıkla bakacak. Her konuda örnek olacaksınız. Müslüman ne kadar güzel insan. Ne kadar dürüst insan. Ne kadar çalışkan adam ya. Deyip Müslümanlığı özendireceksiniz. Müslüman olmayanları. Böyle olacaksınız diyor Allah. Her konuda. Her konuda. Allah'ın emri bu. İnsanlar sizi örnek alacak. Siz de veyekûnur rasûl aleyküm şehide. Muhammed Mustafa da sizin örneğiniz olacak. Siz de ona örnek alacaksınız. O da Allah'a örnek alıyor zaten. Böylece olacaksınız.
Ama şimdi oralara gidenler namaz yok, abdest yok, cami yok. Adı Ali Hasan Müslüman araziye uymuş ise veya adamla anlaşmış, para veriyor gavur. Ticaret yapıyorsunuz, anlaşmışsınız, onu aldatıyor, kazık atıyor. Ticaret yapılabilir onlarla. Onda da çalışılabilir. Böyle onu aldatıyorsunuz. Adam da sonra bunun farkına varıyor. Bu Müslümanlar zaten böyle hep üşkâtçıdır. Dedirirsen, Müslümanlığa laf getirirsen haccın seni kurtarmaz. Çünkü Allah'ın dinine sataşmaya sebep oldun. Allah'ın dinine iftira ettirdin. Din öyle değil. Sahtekarlık değil. Çalışkanlık, dürüstlük. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gavurdu hayran. Voltaire var mesela, her zaman söylerim. Papazlar peygamberimize hücum etmiş. Sizi gidi müfteri papazlar, iftiracı papazlar sizi. Muhammed'in hayatında hiçbir leke yok diyor. O kadar pis bir ortamda yaşamış. Ahlak sıfır. Öyle bir ortamda Muhammed, bu din düşmanıdır Voltaire. Ömrü billah kilisiyle uğraşmıştır. Sizin gidi müfteri papazlar sizi. Muhammed'in hayatı bu din düşmanı bakın. Çünkü papazlar demişler ki Muhammed hovarda adamdır. Şey aldatmış milleti. Demişler de şimdi öyle diyorlar. Hayır diyor Voltaire. Ben sizin ne mal olduğunuzu biliyorum diyor. Sizin ne mal olduğunuzu biliyorum. Siz müfterisiniz. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Hiçbir leke yok diyor. Bunu bir din düşmanı söylüyor. Kitabı İstanbul Hukuk Fakültesi kütüphanesinde vardır. Vokabüler de filozofi. Fransızca bilenler okuyabilir. Muhammed maddesinde yazıyor bunları. Öyle güzel, dürüst insan peygamberimiz. Bak o bile böyle diyor. Hayran kalmış. Ama bizim Mehmet gidiyor Almanya'ya çalışmaya. Çalışmıyor. Gavurda öğrenince bu Müslümanlar zaten böyle. Gidiyor esrar satıyor. Kaçakçılık yapıyor. Hırsızlık yapıyor. Ben gördüm Amerika'da. Televizyonda, bütün televizyonda Yahudilerin elinde her gün bir Müslüman ya hırsızlık yaparken gösteriyorlar ya da esrar satarken gösteriyorlar. Herkes de onu Müslümanların esrar keştir, hırsızdır. Bunu telkin ediyorlar. Müslüman düşmanlığı yapıyorlar. Ondan sonra sen namaz kıl. Ondan sonra gel hacca git. Kurtaramazsın. İşte Allah'ın diniyle leke getirdin sen. İftira ettirdin sen bu yaptığın hareketle. Örnek olacaksın. Çok dürüst olacaksın. Çalışkan olacaksın. Helal olsun. Müslümanlar ne güzel diyor. İslam dini ne güzel dedirteceksin gavura. Allah böyle istiyor. Allah böyle istiyor. Öyle hem de gavuru aldatmak Müslüman aldatmaktan daha ağır. Neden? Alimler diyorlar ki bu kasin değil. Mesela sen birisini Müslümanı aldatmışsın. Öbür tarafta sen de Müslümansın, müminsin. O da Müslüman. Allah müminleri sever. Allah evet öyle diyor. Allah'ın evliyasıdır müminler. Sevdikleridir. Orada sana diyebilir ki Allah, bu bir yorum, alimlerin yorumu. Gel ey Müslüman, sen bu Müslümandaki hakkını alma, kul hakkına karışmıyor. Gel bu hakkını alma, ben sana cennette onun yerine makam vereyim diyebilir. Böylece o makam sahibi olacak, bunu da kurtarmış olur. Hakkını alırsa iflas edecek. Esas müflis odur diyor. Hacca gitmiş, namaz kılmış, hayır etmiş falan filan ama birçok adamı kazıklamış. Gıybet etmiş, kul hakkı var üstünde. Orada hep meydana çıkacak ya, ikra kitabı, senetli belgeli yazıyorlar melekler. İtiraz edemeyeceksin. Herkes hakkımı alıyorum. Alması için kendi gidecek cehenneme. Hakkımı alıyorum. Karı kocasından, kocası karısından, kız anasından, oğul babasından,
kardeş kardeşten hakkını yemişler, kul hakkı. Orada can benim can. Almazsa kendi cehenneme gidecek. Hakkımı istiyorum diyecekler. Eynel vefar. Evet. Ana baba, oğlum kızım benden hakkını arıyor diye kaçacak, deli verecekler. Kaçacak yer var mı? Yok. Saklanan yeri yok orada. Evet öyle. İşte o zaman mümine diyebilir ki bu yorum, temenni. Ey mümin, bunda hakkını alma, vazgeç, sana cennette yer vereyim diyebilir. Ama gavurun hakkını yediğin zaman ülâike hümül kâfirun hakka haliden muhalliden fi cehennemde ebedi kalacaklardır ayeti var. Kâfire diyemez ki bundan hakkından vazgeç, sana cennete sokayım. Kanunu böyle. Kâfirler ebediyen cehennemdedir. Kâfirin hakkını böyle ödeştirme imkanı olmadığı için kâfirin hakkını yemek, Müslüman hakkını yemek daha şiddetlidir diyorlar. Oraya gidiyor şimdi, fabrikada çalışmıyor. Adam sonra varıyor, gavur. Veya alışverişe bakan kazıklıyor onu mesela. Müslümanlığa böyle leke getirirsen namazın, abdestin seni kurtarmaz. Allah'ın dinini leke sürdürüyorsun. Örnek olacaksın. İnsan dedin, bu Müslümanlar gibi olur, dedirteceksin. Hidayete gelmez, o nasip meselesi. Ama sen böyle dedirtmek zorundasın. Zelke ceannâk ümmeten vasatan litekün şüvede alennâs. İşte bu. Nerede olursanız olun, kulluğumuzu güzel yapın. Araziye uymayın. Sadece camide hüngür gül alıyor, sokağa çıktı mı milleti yalan söylüyor, kazandırıyor. 5 kuruş fazla kalacağım diye, kazanacağım diye. Dalavere çeviriyor. Nerede olursanız olun, güzel kulluk yapın Allah'a. Evet. Fehsinu ibadet Allah. Allah kulluğu güzel yapın. Gerektiği gibi yapın. Dinde ölçülerine uyun. Mesela burada söylüyorum. Kulluğu güzel yapmak. Mesela namazda safları düzgün yapmak. Burada söylüyor hoca. Ve huve fis salati bi ikameti sufufi. Safları düzgün yap. Geliyor namaza, apışmış, biri önde, biri arkada, yılan neresi gibi saf. Aralar boş. Burada hoca duruyor. Aziz cemaat, safları sık düzgün yapın. Ön taraf boş, burada arkada 5. saf var. Halbuki 1000 saf dolmamış camide. Yalvarıyor hoca. Ömer olsa böyle demez. Gelir, tutar çekenden seni atar oraya. Ömer bu. Ama şimdi hocalar yumuşak. Ben dedim, niye azarlamıyorsun? Gelmezler hocam diyor. Yalvarıp duruyor hoca, görüyorsunuz yani her zaman. Cemaat birinci saf boş diyor. 5. saf olmuş burada. Gid lan oraya. Oraya kadar yürümeye üşeniyor. Bakın, nerede olursanız olun, Allah'a kulluğu güzel yapınız. İşte o namazda safları düzgün yapmaktır. Öyle hoca söylüyor bak. Safları düzgün yapmaktır. Birbirine sık omuzlar değdireceksiniz. Omuzdan hiza alacaksınız. Ayak parmaklarından değil. Çünkü sen 56 numara ayakkabı giyiyorsun. Parmağın uzun. Öteki 42 giyiyor. Geride olur mu? Girince çıkıntı olur. O söz yanlış. Omuzlarınızdan, Peygamberimiz öyle söylüyor. Omuzlarınız birbirinize değecek. Düzgün olacak. Böyle saf Allah'a kulluğun namazda güzel yapından işarettir diyor. Bakın bu hoca öyle söylüyor. Bak, vesettül halal, boşlukları doldurmak bundandır diyor. Ön saf boş diyor hoca, orada 5. saf durmuş. Üşeniyor oraya kadar gitme ya. Etme güzelim ya, camiye gelmişsin. Namaz kılmıyor, ne güzel. Olay bak, peygamber sözü bu. Sevvü sufufeküm, safları düzgün yapın. Evet. Tarassu, omuzlarınız birbirinize değdirin. Peygamberin emri bu ya. Burada gidiyor, üşeniyor, gitmiyor buraya. Bir cazip Süleymaniye'de değil canım. Her yerde böyle. Dikkat edin. Bakın, her yerde kulluğumuzu güzel yapın. Namazda böyledir. Ve atidelu kaimin,
düzgün diyor. Bir sırada böyle şeyli değil, eğri böğrü değil. Sık, düzgün, saf yapmak daha bitmedi. İtmam-ı şurut, şartları tam yapın. Namazın şartları var. Farzları, namaza girmeden evvelki farzlara şart deniyor. Abdesti güzel al lan. Alıyor böyle, dirseğini yıkamıyor. Bu abdest yok. Şu dirsek kolunu yıkamaya dahil. Abdestin yüzünü yıkayacaksın, kolunlarını yıkayacaksın, dirsek dahil. Çok görüyorum, böyle yapıyor. Dirsek kuru kalıyor. Abdest yok. Bu da diyor, kulluğu güzel yapmaktır. Namazda kulluğu güzel yapmaktır. Dirseklerinizi mutlaka şöyle hilalleyin, duvarlayın ki kuru kalmasın. Kuru kalmasın. Böyle yapıyor. Burayı da mesela yapıyor. Halbuki iki kulağın arası yıkanması lazım. Saç bitiminden çene altına kadar yıkanması lazım. Böyle yapıyor. Burla boş kalıyor. Burla boş kalıyor. Olmadı. Ali Efendi, Mehmet Efendi olmadı. Şart, namazdan evvelki farzlara şart. O şartları tam yapmak namazda bir. Daha bitmedi. Vel edep. Namazda edepleri riayet edeceksin. Mesela namaz kılan adam sağa sola bakmayacak. Sağa sola bakmak namazı bozmaz. Kıbleye dönmek farz. Kıbleye dönmüş ama namaz olunca şuna bakıyor acaba. Altından mı, bakırdan mı diye. Onu bırak, önüne baksana ya, secde yerine bak. Edeptendir bu. Şeytanın çalması duruyor Peygamberimiz. Kimisi de, bu bünyenin halısı herhalde. Halının numarasını veriyor. Kimisi Çinlilerin değerini ölçmeye kalkıyor. Namazda olmaz bunlar. Edepsizlik yapıyor. Kıbleden göğsünü çevirirsen namaz bozulur. Kıbleden göğsünü çevirmiyor. Doğru da gözü sağsa. Bu edebe aykırı. Edepleri güzel yapmak namazın, evet, her yerde kulluğumuz güzel yapma cümlesindendir. İşte befil vudu'i isbahuhu, abdestteyken abdestin şeylerini güzel yapmak. Evet, şimdi dediğim gibi dirseğini yıkamazsanız olmaz. Dirseğini yıkamazsanız olmaz. Ayak topuklarını yıkamazsanız olmaz abdeste. Evet efendim. Bunları bileceksiniz. Bilmiyorsanız hocaya soracaksınız. Kitabı var, okuyacaksınız. Bunlar her nerede olursa olun ibadeti güzel yapın cümlesindendir. Namaz abdest konusunda, haçta da böyle. Haccın kuralları var. Her zaman, her yerde kavga etmek yasaktır. Her yerde yalan söylemek, dedikodu yasaktır. Başkasına hakaret etmek yasaktır dinde. Ama bütün değişik kültürde, değişik örf adette bir sürü insan geliyor oraya. Orada bir sürü cahil adam var. Bir de vatanından uzak, doğru dürüst evindeki gibi rahat bulamıyor. Çoluk çocuğundan uzak, sinirleri gergin. Ne kadar kavgalar olacağı için وَلَا جِدَالَ وَلَا فُسُوكَ فِي الْحَجِّ. Haçta günah işlemek yok. Kavga yok diyor Allah. Özellikle belirtmiş. Her yerde yasak bunlar. Ama hacca gidiyor herif. Kuyrukta kavga ediyor hacıyla. Arkadaşı, sen benim niye önüme geçtin? Sen benim niye yerime oturdun? Ya bunlar çok oluyor. Maalesef güzel kulluk olmadığı için de boş, eli boş dönüp geliyor. Hac öyle bir şey. Keza ve zekatı. Gel buraya gel. Al şunu bakayım. Bu benim zekatım. Sen ona teşekkür borçlusun beyefendi. O senin zekatını aldığı zaman seni borçtan kurtarıyor. Niye yukarıda bak, gel bakayım. Al bakayım bak. Böyle denir mi ya? Böyle adamlar oluyor yani. Fakiri küçük görüyor. Halbuki öyle zaman gelecek ki diyor Peygamberimiz, zekat verecek adam bulamayacaksınız. Arayacağını bulamayacaksınız.
o hal zenginleşiyorlar, görüyorsunuz. Benim çocukluğumda kimsenin arabası yoktu. Sadece Türkiye'nin meşhur zenginlerin arabası vardı. Şimdi arabası olmayan adam yok. Sokaklarda araba kalabalığından geçilmiyor. O kadar zenginleşecek ki herkes zekat verecek fakir bulamayacaksınız diyor. Peygamberin hadisi bu. Kıyamete yakın. Senin borcunu kurtardığı için daha güler yüz göstersene sana, saygı duysana o fakire. Niye böyle tepeden bakıyorsun? Zekat verirken de bunlara dikkat edeceksin. Kulluğun, zekat vermek Allah'ın emri. Güzel emir yerine getirmek, güzel ibadet. Aha, böyle zekatta da böyledir. Ve savmı oruçta da orucu tutuyor şimdi. Sabaha kadar tavla oynuyor. Gece kalkıp yapmak zor geldiği için olmaz beyefendi. Tavla oynamak dinde doğru değil. Evet, kağıt oynamak dinde doğru. Sabaha kadar tavla oynuyor. Hele parasını oynarsan kumar olur. Evet, kağıt oynamak, domuzun karnını yarın diyor Peygamberimiz, karnını sokun. Ne kadar pis hayvan kokuyor ya. Buyur, kafanı sok içine. İğrenç bir şey değil mi? Tavla oynamak böyledir diyor. Niye? Sen hem oruç tutacak hem de gece kalkmak zor geldiği için sabah kadar tavla oynuyor. Yatmıyor. Ondan sonra sahuru yiyip yatıyor. Olmaz. Oruç tutmakta da böyle. Sokağa çıktın mı namaz kılmıyor mesela. Oruç tutuyor. Olmaz beyefendi. Namaz bir farz. Allah'ın farzı. Oruç bir farz. Sen birisini yapıyorsun, birini yapmıyorsun. Elde var sıfır. Artı eksi eşittir sıfır değil mi? Olur mu? Güzel yap. Her şeyde, her konuda, her yerde. Ve ebşiru bil cennet. Ha böyle nerede olursanız olun, kulluğumuzu güzel yapın. Cennet sizin olsun. Cennetle müjdelenin. Evet, çünkü cennet makamül muhsinin. Allah'a kulluğunu güzel yapanların yeridir. Efendimiz öyle söylüyor. Ebu Hureyre Hazretlerinden, keza Ahmed bin Hanbel Ebu Hureyre'den, ahsinu ikamete sufufis salat. Namazda safları düzgün tutun. Sehl ibn-i Sa'd'dan, ahsinu ila mahsin ensar. Ansar hakkında mesela, elhamdülillah bizim aziz milletimiz bu konuda iyi. İran'a gittiniz mi Ebu Bekir'e seviyorlar, Ömer'e seviyorlar, Osman'a seviyorlar radıyallahu anhüm. Muaviye'ye ne küfürler ediyorlar, yüz binler. Hazreti Ali'yi çok seveceğiz diye. Efendimiz ne diyor? Sahabeye saygı duyun. Ona karşı sözünüzde, fiilinizde güzel davranın. Sövmek güzel davranmak mı ya? Böyle yapmazsanız cehenneme gidersiniz. Efendim ne diyor? Ebu Bekir bir tarafa, dünya bir tarafa. O kadar seviyor. Peygamberlik gelecek olsa benden sonra Ömer peygamber olur diyor. Öyle övüyor. Osman'a diyor, kız şeysi ölmüş, kızı peygamberimizin hanımı, ağlamış koca Osman. Birini daha vermiş, Zinnureyn. Bu da ölse diyor, bin kızım olsa fena veririm diyor. O kadar seviyorum seni diyor. Bu Osman'a sövülür mü ya? Ama dikkat edin, işte bu. Müslümanlığınızı güzel yapın, cennet sizin olsun, müjdelenin. Yoksa mahrum kalırsınız. Evet. Ahsinu ila mahsin ansar vafu annesi. O da insandır, olabilir. Yanlış yapmış olabilir. Değil mi? Ama küfretmeye gerek yok. Lanet okumaya gerek yok. Onun hesabını zaten Allah soracak. Evet, ilk sorguya çekilecek olan odur diyor onlar. Hepsi sahabidir, peygamberi görmüşlerdir. Hazreti Muaviye vahiy katibidir. Kur'an ilk çok akıllı, yazı bilen bir kimse olduğu için vahiy katip seçmiş. Peygamberimiz okuma yazma bilmiyor. Onun Kur'an ayetlerini görevli vahiy katiplerinin birisi Muaviye Hazretleri'dir. Onun Kur'an'ımızı onun sayesinde elimizde şimdi. Orijinal Kur'an da Amerika'ya gidin bakın orada duruyor. Bir tanesi de Topkapı Sarayı'nda. Ha, sahabiler hakkında da böyle güzel davranın. Din, namaza, oruçta, her konuda, nerede olursanız olun, dört dörtlük Müslüman olun, Müslümanlara laf getirmeyin, örnek olun, cennet sizin olsun diyor güzel Peygamberimiz, Efendimiz.
Evet. Evet. Kabe abdün ve hasira. Şu adam mahrum kalır, yok olur. Evet. Bu erkek adam demiş ama kadın da buna dahil. Ne kadar mümin varsa, ne kadar insan varsa, bu şu adam yoksun kalır, mahrum kalır, iflas eder. Lem yec'alillahu fi kalbihi rahmetun lil beşer. İnsanlara gattar davranıyor. Merhametli davranmıyor. Kendi her şey, onlar sıfır. Her vesileyle onları azarlıyor. Kırk kalbini kırıyor. Her türlü şeyi yapıyor kendi akıllı böyle. Allah onun kalbine bu merhamet koymamış. Evet, yaradanın en şerefli insan eşrefül mahlukat. Yaratıklara bile merhamet duyacaksın ki Allah'ın rahmeti yaratılanlara, mahlukata şefkattedir. Kanun bu. Hele insan eşrefül mahlukat, ona daha çok merhametli davranacaksın. Ama adam kalbinde merhamet diye bir şey yok. Katı kalpli herif. Konuşuyor, kalp kırıyor. Hareket ediyor, kalp kırıyor. Bu adam iflas etmiştir. Mahrum kalmıştır. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim, lev künte fazzan galizel kalbi, Habibim sen katı kalpli biri olsaydın, lenfattu min havlik. Peygamberimiz namaz kılıyor. Bir de gelmiş kainatın hürmetine yaratıldı Efendimiz'e. Tutmuş şeysinden, entarisinden, Muhammed Allah'la işini sonra gör. Ben uzaktan geldim. Benim için görüyor, sarsmış peygamber namaz kılarken. Evet. Oradakiler rahat durur mu? Peygamber böyle yapılır mı ya? Hemen selam vermiş peygamberimiz. Namazdan rastgele çıkılmaz. Selam vermiş. Durun demiş. Ellemen. Adam bilmiyor. Cahil. Biz olsa iki tane yapıştırırız değil mi? Sahabe de yapıştırmaya koşmuş zaten. Adam mescide işemiş. Koşmuşlar. Durun demiş. Ellemen. Görgüsüz, bilgisiz adam. Peygamberimize bak sen arkadaş. Tamam. Ne istiyorsun evladım? Ne ihtiyacın var? Gitmiş ihtiyacı görüyormuş. Namazı ondan sonra bir daha kılmış. İnsan böyle olmalı. İnsanlara merhametli olmalı. İnsan kalp kırmamalı. Kalp kırmamalı, yoksa mahrum kalır. Perişan olur. Sözünden, davranışından kimse eziyet duymamalı. Kalp kırmamalı. Daima müşfik olmalı, merhametli olmalı. Başka insanların sıkıntısını kaldırmalı. Çok gamlı, kederli. Yüzün güleç. Selamünaleyküm kardeş. Nasılsın? İyi misin? Güzel. Adamın şeyini, huynetini dağıttın mı? En güzel sevaplı adam birisi budur. Beleş sevap yahu. Para vermek de öyledir. Para vermekten daha kolay değil mi bu? Yüzü güleç, adamı konuşurken huynetini dağıtıyor, üzüntüsünü dağıtıyor. Ama evet, ilka-i sürur fi kalbil mümin. Allah'ın en sevdiği şeylerden birisi, üzüntülü bir adamın üzüntüsünü gidermektir. Böyle yanıyor adam. Öyle işte bakın, öyle söylüyor yani. Başkalarının üzüntüsünü gidermek, zor durumlarından kurtarmak. Evet, Buhari Müslim hadisi. Merhametli ol, müşfik ol, herkese böyle davran. Men la yerhamu, la yurhamu. Eğer sen insanlara, yaratıklara müşfik, merhametli davranmazsan, Allah da merhametli davranmaz. Merhametli davranılmaz sana da. Buhari Müslim hadisi. Onun için hep böyle şey diyeceğiz, kendimizi efendim bu uyarlarına göre şey diyeceğiz, hayır şey diyeceğiz. Evet, öyle güzel peygamberimiz ne diyor bak, Tirmizi hadisi, la tunza'ur rahmetu illa min şakî. Evet, müşfik olmayan, merhametsiz olmayan adam eşkıyadır.
Eşkıya olmayan adamda merhamet vardır. İnsanlara acıma, şefkatli davranması vardır. Merhamet ancak eşkıyanın, şakî olanın kalbinden alınır. O insanlardan alınır. Evet. Sen de ona göre, hepimiz de ona göre şeyimizi ayarlamamız lazım. Evet. Halikun nase, halitun nase bi ahlakikum. İnsanlara karışın. Onlarla mübaşeret edin. Ama nasıl? Güzel ahlakınızla, güler yüz, halim selim, kimsenin kalbini kırmıyorsun, kimseye zarar vermiyorsun, küs olana gidiyorsun, barışıyorsun. İlk selam veren, ilk konuşan diyor, kazandı gitti diyor Peygamberimiz. Hani bir tartışmışsınız, kalbin kırılmış, hemen git diyor. Üç günden fazla zaten yasak da, ilk selam veren, ilk konuşan kazandı gitti diyor Peygamberimiz. Ha böyle insanların güleş yüzlü, güzel ahlaklı davranışlarınızla herkes helal olsun adama ya. İnsan dedin böyle olur ya. Dedirtiyor herkese. Öyle işte böyle olunuz. Güzel ahlakınızla, güzel ahlakınızla insanlarla muaşeret ediniz. Evet. Katı kalpli olmayınız. Ve halifuhum fi amalikum. Adam yalan söylüyor. Bir meclisesiniz, siz de aleyhinize olsa bile dürüst davranacaksınız. Ha adamcığım bak, aleyhine böyle olsa doğruluktan şaşma. Ve halifuhum fi amalikum. Amellerinize yapın lan, bırak falan demeyin. O zaman size sözünüz dinlemez. Siz amir değilsiniz, sıradan insansınız. Ama onun yanlışını siz güzel hareket yapın. Hareketinizi anlasın oğlum. Benim yaptığım yanlışmış desin. Amellerinizle insanlara yaptıklar kötülükleri muhalefet edin. Böyle ama böyle. Yani böyle yapmak tamam da neyi münker yapmak var da benim görevim. Ülül Emir'in görevi. Ben hocam söyleyeceğim size. Bak söylüyorum. Sen de söylediğin zaman sen kimsin ulan diyebilir. Öyle yapacaksın ha. Onun yaptığı hareketin güzelliğini yapacaksın. Anlayıcı ve akıllı insan ya. Benim yaptığım şeymiş ya, adam ne ince fikirli ya, görüyor musun? Bana bir şey demedi ama bana da ders verdi desin. Sizi öyle hareketlerinizle, iyi hareketlerinizle onun kötü hareketlerine muhalefet edin. Evet, öyle söylüyor. Son derece güzel ahlaklı davranın insanlara. Evet, abuz çehreli olmayın. Tepeden bakmayın kimseye. Bunlar hep söylemişler. Güzel ahlak. İnsanlara öfkeli davranmayın. Onlardan uzak durmayın. Karışın güzel ahlakınızla. Onlara örnek olun. Evet. Selam verirken Efendimiz o koca Muhammed, kainatın yaratılış sebebi dinliyormuş. Ve aleyküm selam diyormuş. Güler yüzle. Değer verdiğinin alameti. Sen ne yapıyorsun? Aleyküm selam, aleyküm selam. Yok ya, pek Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile kim selam verirse versin gülerek dönüyormuş ve aleyküm selam diyormuş. Selam verirken bile her hareketinizle insanları birbirinize ısındırın, güzel hareketlerinizle yanlış işler yapmayın. Evet, evet, amellerinizle kötü, iyi, kötü amelleri düzgün amel yaparak yanlışını gösterin. Haliful müşrikine, müşriklere muhalefet ediniz. Yılbaşı yapmayınız arkadaş. Başta müşrik, kafirlerin başı müşrikler. Allah iki diyen. Hristiyanlar da Aki üç diyorlar. Allah üç diyorlar. İki diyorum var. Müşrik. Müslüman olmayan müşrik, kafir. Onlara muhalefet ediniz. Burada Efendimiz bıyığı haber vermiş. Efendimiz sakalı vardı, bıyığı vardı. Ama diyor ki, müşriklere muhalefet ediniz, bıyıklarınızı kısa tutunuz. Böyle yapıyorlar da böyle iki taraftan. Veya mesela komünistlerin bıyığı var. Böyle yapıyorlar, örtüyor. Kafir komünist,
Allah'a inanmıyor. Din afyondur diyor Marx. Onlara muhalif ediniz. Bıyığınızı onlara benzetmeyiniz. Şu dudaklar görünsün. Şu kırmızı yeri altına geçmesin. Sağa sola gitmesin. Sadece askerde, harp ederken çok güçlü, kuvvetliymiş gibi. Ha, o maksatla olabilir ama normal hayatınızda uzatamazsınız. Aşağıya uçlarını uzatamazsınız. Halifu, evet öyle diyor. El müşrikin uhfü çevarip, bıyıklarınızı böyle uzatmayın, aşağıda uzatmayın. Şu dudakların kırmızısından aşağı inmesin bıyıklarınız. Ve uhfülliha, ama sakal goverin. Sakalsız olmayın. Sakal goverin. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de bu Buhari Müslim hadisi Hazreti Abdullah İbni Ömer'den nakletmiş der. Allah onlardan razı olsun. Gene bu manada bir hadis daha var. Halifu el müşrikine, müşriklere, şimdi yılbaşı yapmayın dedim. Bizim bayramımız değil. Evet. İçki içmek günah. Ama yılbaşında içki içersen, onların kalabalığını çoğaltırsan onlarla haşır olacaksın diyor Peygamberimiz. O gün içme yahu. Şimdi Allah inkar etmiyor. Dayanamıyor, içiyor. Mümindir, günahkardır. Hesabını verecek. Ama yılbaşında gavurların dini bayramı, onların dini bayramı. Biz de bulunduk aralarında. Evet. İçerseniz bir de gavurlara benzemek var. Onların kalabalığını çoğaltmak var. Onlarla haşrolunacaksınız diyor Peygamberimiz. Burada da diyor ki bak müşriklere, kafirlere muhalif ediniz. Hocam biz de içki içmeyiz. Ben biliyorum. Kapınıza o gün şey bağlıyorsunuz, kapınıza çiçek bağlıyorsunuz. Ramazan bayramında ne bağlamıyor? Senin bayramın dini bayramı, Ramazan bayramı, kurban bayramı. Onda bayramıyorsun. Bayrak asıyor, bilmem süslü yapıyor evine. Ama yılbaşında yapıyor bunu. Etme güzelim. Sen Müslümansın. Öyle diyor bak efendim. Halifül müşrikine. Kafirlere muhalefet ediniz. Sizin hareketleriniz, davranışlarınız size mahsus olsun. Kişilik sahibi olun. Basit görmeyin bunları. Bıyıktan basitmiş ya. Bıyık basit bir şey. Görüyorsunuz. Bunlara da benzemeyin onlara diyor. Evet efendim. Evet. Burada gene müşriklerin yaptığı gibi yapmayın, kafirlerin yaptığı gibi yapmayın. Bak. Feinlem la yusallune fi nialihim. Evet. Mestler namaz kılın. Evet. Mestler mest. Ayağınızı giydiniz. Mestler namaz kılın. Hatta ayakkabınız temizse cenazemizde kılıyorsunuz işte. Ama ben sadece toprağa sürttünüz mü? Temizlenir. Toprak temizdir. Temizleyicidir bak. Su bulamadığın zaman toprağa elimizi koyuyoruz. Cünüplükten kurtuluyoruz. Elimizi sür diyoruz. Abdestsizlikten kurtuluyoruz. Onlar da manevi necasettir. Ayakkabınızı toprağa sürtün. Gavurlar böyle kılmaz. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz ayakkabısı vardı. Pahlâne aleyk. Nereye geliyorsun dedi. Benim huzuruma geliyorsun. Çıkar ayakkabılarını dedi. Ayet var Kur'an'da. Evet bir de ama işte siz bir de onları muhalif etmek için ayakkabı giyin. Onları muhalif etmek kastıyla. Mesk giyin. Onlar meslik ibadet yapmazlar. Burada da onu söylüyor. Yani Ebu Davud hadisi Şeddat bin Zevs'ten basit zannettiğin şeylerde bile bir kişiliğiniz olsun. Örneğiniz Muhammed Mustafa olsun. Onun yaptığını yapın, emredin, yapın. Başkasına da söyleyin. Benim bir sünnetimi belleyen, uygulayan, başkalarını da öğretenin Allah iki cihanda yüzünü ak etsin diyor. Naddarallahu imran semiye makareti feva'aha ve bellevaha. Benim söylediğim hadis bu. Benim bir sünnetimi belledi, uyguladı. Başka müminler öğretti. Allah onun iki cihan yüzünü ak çıkarsın diyor. Naddarallahu imran bu demek. Peygamber'e uymak. Allah'ın da emri. Kişilik sahibi olun. Araziye uymayın.
dininiz, kuşunuz, adetleriniz İslamca olsun. Peygamber'e uysun. Kişilik sahibi olun diyor güzel peygamberimiz. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim, el kerim, el rahim, ellezî lâ ilâhe illâ hu, el hayy el kayyum, ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, mal Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif. Mal besmele-i şerif. Elem neşrah leke sadr. On üçer ihlas-ı şerif besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي dersimizi kabul eyle. Okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz Ruh-i Pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve tesmaat-ı rai paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, el ashab ve etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine, bil cümle ahiret irtihal eden mümine müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahına, özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu camiyi şerif yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin ervahına, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntılar giden şühedanın kuzatının ervahına, arkasından Fatih'i okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin de ervahını hediye eyledik. Vasıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel halleri tebdil ve tahvil eyle. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini hayatın rehber edinip belleyip tatbik eden, başka müminlere de öğretip yüzü ak çıkan, iki canı ak çıkanlardan eyle. Allah Zülcelal Hazretlerinin emirlerini dünyada ahkamı yerine getirip Kur'an hükümlerini öğrenip hameli Kur'an Allah'ın dostlarıdır, peygamberin mirasçıları dediği kullarından olmayı bize nasip eyle. Son nefesimize kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak
kelime-i tayyibe-i münceye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelimesini canı yürekten söyleyerek ruhunu teslim etmeyi tüm ümmet-i Muhammed'le beraber bizlere de nasip-i meser eyle. Subhanekallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirke ve netubu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.